Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Ama bir şey var. Bunlar nasıl adam gibi doktorlar ise Türk milletine korku salan doktorlar da var. Adam diyor ki, mesela bir tanesi çıkıyor, aşı olmayanlara diyor, efendim işe atılmalı. Ne oluyoruz ya? İsteyen aşı olsun, istemeyen olmasın. Osman Müftüoğlu bugün bir açıklama yapmış. Değil mi? Osman Müftüoğlu saçmalamaya başladı. Demiş ki, aşı yaptırmayanlar asker kaçağı gibidir demiş. Yani oha! Oha. Yani aslında vatan haini demek istiyor. Bakın bir zaman bir tane dangalak öyle bir şey demişti, vatan haini demişti. Yani asker kaçağı ne demek? Nasıl algılanıyor bizim milletimiz içerisinde? Vatan haini demektir. Bitti. Vatan. İşte bir başka şey. Ben Osman Müftüoğlu'na da şunu söyleyeyim. Bu ülkede o çok değerli hekimin yanında Osman Müftüoğlu gibi bu millete zeytinyağı yemeyin, tereyağı yemeyin, margarin yiyin dangalaklar var mıydı? Vardı. Vardı evet. Vardı. Öte taraftan. Bu ülkede süt içmeyin, süt tozu, Amerikan süt tozunu verin çocuklarınıza diyen dangalaklar var mıydı? Vardı. Kimse kardeşim, hekimin de namuslusu var, namuslusu var. Akademisyenin de, finansçının da, iktisatçının da namuslusu var, namuslusu var. Hocam, biz namusluyu konuşmuyoruz. İşte şimdi bombayı söylüyorum. Yıllarca bu ülkede, bütün dünyada kaynak vereceğim. Herkes hemen girsin baksın. İnsanlara dediler ki, ya aman kolesterol yapar. Efendim. Yumurtayı aman yemeyin. Aman yemeyin dediler. İşte bir tanesi de vatan haini dedi ya. Diğer taraftan kaynak veriyorum. 20, bakın 20 Nisan 2021 tarihli The Economist dergisi on Twitter'a girin. Şimdi bana Hollanda'dan bir takipçim ulaştırdı. Diyor ki Twitter'da var. The Economist'in. 1967 tarihli bir belge. Şeker firmaları Harvard Üniversitesi'ni finanse ediyorlar. Obezitenin, şişmanlığın sebebi şeker değildir diye bilimsel sonuç çıkarttı. The Economist mi çıkarttı? Evet, bu işte, The Economist de var mı? İşte ne kadar güvenilir olduğunu görün bu uluslararası. The Economist, yani. 1967 tarihli belgeyi yayınlıyor. O zamanlar ne diyorlardı? Londra Üniversitesi'nden bir hoca çıkmıştı. Harvard'dan bir hoca çıkmıştı. Tehlikeli olan yağ değil, şekerdir demişti. Adamlar üniversiteden attılar ya.